Ne var Selahattin? Geldi mi Çiçek? Geldi ağam, buradadır. Yalnız değil mi? Kolaçan ettin mi sağa solu? Yalnızdır ağam, merak etme. Tamam, gelsin. Sana dediğim gibi yaptın değil mi? Dikkat ettim. Merak etme. Peşimde kimse yok. Canım sesini özlemiştim ama telefonumu duymadın sanırım. Sadece şunu söyleyecektim. İyi ki hayatımdasın, yanımdasın. Hep ol, olur mu? Yasemin, sen iyi misin? Evet. Hadi yarın görüşürüz. Burada mı yatıyorsun? Getirdin mi parayı? Ha? Kimse uyanmadı değil mi? Seni hiç böyle... endişeli görmemiştim. Korkuyor musun yoksa? Çiçek, bana şefkat göstermen için çağırmadım seni. Hadi ver şu parayı. Bir an önce buradan çıkmam lazım. Evden ilk gidişini hatırlıyor musun? Bembeyaz bir suratla gelmiştim. Belki bir daha hiç görüşemeyiz dedim bana. Sonradan öğrendim. Nazan'ın kocası Muzaffer'i vurduğunu. Polise teslim olmaya gittiğini. Burada oturup çocukluğumuzu mu konuşacağız? Korkuyordun. Yüzünde, ellerinde gördüm. Titriyordun. Şu anda gördüğümden bambaşka bir korku. O zaman kurbandın. Şimdi katil. Çiçek, yeter artık. Nasıl bu kadar değişti? Kuşları vurmasınlar diye arkadaşlarının sapanlarını saklayan abim nasıl böyle ölüm saçan bir canavara dönüştü? Ne yapıyorsun? Beni de mi vuracaksın? Şaşırmadım biliyor musun? Al. Bunlar senin. Şunu eline alana kadar en çok bunlarla oynardın. İçinde bir parçacık insan sevgisi kaldıysa hatırla diye getirdim. Çek şunu! Oyun mu oynuyoruz burada? Hoş geldiniz. Sağ ol. Yenge, Savaş geldi mi? Uğradı. Bir evrak mı ne bir şey lazımmış. Onu alıp çıktı hemen. Bitti artık. Sona geldin. Yapmadım de.
polisi aramadım de. Keşke sana engel olabilseydim. İçindeki öfkeyi dindirebilseydim keşke. Ama olmuyor. Zamanı geri saramıyoruz. Aradın değil mi? Ben senden yardım istedim, sen beni ihbar ettin. Durmayacaksın abi. Şimdi gitsen yarın yine kin kusacaksın. Kim bilir daha kaç cana mal olacak bu. Yapamazdım. Buna izin veremezdim. Cezanı çekmen lazım abi. Başka çarem yoktu, anla bunu artık. Kaçarak yaşayamazsın. Abi son ver buna. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne yapacağımı sana soracak değilim. Çekil. Ne yapacaksın? Beni de mi öldüreceksin? Selahattin! Buraya bak! Emre tamam. Alo. Ben bir ihbarda bulunacaktım. Yasemin, kızım. İyi misin anneciğim? Ses vermeyince korktum. Yasemin? İyi değilim anne, hiç iyi değilim ben. Neden bir tane? Anlat bana hadi. Korkuyorum ben. Neden kızım? Ne oldu evladım? Savaş'ın yapabileceklerinden korkuyorum. Nasıl? Yavuz'u durdurmak için her şeyi yapacak. Bakışlarında bir tuhaflık vardı. Öfkeden deliye dönmüş gibi. Ne? Nasıl yani? Ne yapacak ki? Kızım. Thank you.
Yavuz burada olduğunu biliyorum. Çık ortaya. Savaş. Savaş neredesin? Çiçek. 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 İyi misin? Sen ne arıyorsun burada? Yavuz. Yavuz nerede? Kaçtı. Haldun hiç bu saate kalmazdı abla. Ara bakalım bir daha. Ha? Kapalı. Dur bakalım, hemen telaş etme. Ver bakayım şunu. Ver ver. Hayır. Fidan Hanım mı bu? Evet evet, onun sesi, gel. Yapma. Yenge ne oldu? Fidan Hanım hayırdır? Haldun okulda yok. Kayıp. Kayıp mı? Ay, Palay'la konuştum şimdi. Haldun'u almaya gitmiş okula. Son derse girmemiş meğer. Telefonu da kapalı. Aa, nereye gider bu çocuk? Yarabbim. Sen evladımı koru yarabbim. Başına bir şey gelmesin yavrumu. İnşallah. İnşallah Yavuz değildir. Nazan sus. Delirtecek misin? Aa, ağzından gel alsın. Ha? Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Sen şu sokağa yürü. O tarafta internet kafeler varmış, gençlerin takıldığı. Sen de o tarafa bak. Ben ileri gidiyorum. Baş üstüne. Anladım Bahar Hanım. Yok yok. Kötü bir şey yok. İnşallah. Telaşlandırdım sizi de. Merak ettim sadece. Bir yere uğradı herhalde. Peki, iyi akşamlar. Bir de pek sessiz bir çocuk vardı. Heh, Ali, bir de onu arayayım ben. Yok yok Savaş. Bak bakalım Ali. Ver yenge, ben arayayım. Neredesin Savaş? Ölüyorum meraktan. Haklısın canım, kusura bakma. Dışarıdaydım. Şirkete gidiyorum. Sen iyi misin? Değilim Savaş, hiç iyi değilim. Niye, ne oldu? Haldun eve gelmedi. Nasıl? Dayım almaya gitmiş okuldan ama yokmuş okulda. Kimse bilmiyor nerede olduğunu. Savaş, Yavuz bir şey yapmasın bu çocuğa. Korkmayın, Yavuz'la ilgisi yok. Sakin olun, geliyorum hemen. Allah'ım sen şerden beladan koru oğlumu. Allah'ım. Anne, sen Ömer'e mamasını verebilir misin? Tabii kızım. Uyanık mı? Uyandı, halası yanında. İyi iyi. Haldun gelecek yenge. Gelecek. Yasemin. Ben bir Savaş'a bakayım. Tamam dayı. Emniyetle görüştüm ben de şimdi. Bulunacak Haldun, merak etme.
Tamam, haberleşiriz. Haber var mı? Yok henüz. Ama bulacağız. Sen merak etme. Yasemin? Silahının o kutuda olmadığını biliyorum Savaş. Aklından neler geçtiğini de biliyorum. Yanılmıyorum değil mi? Yanılıyorsun canım. Nasıl yanılıyorum Savaş? Neden orada değil o silah? Bu sadece bir tedbir. Yapma ne olur. Canım. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Hayatımda sen varsın benim. Çocuklarım var. Bizim ortak bir hayalimiz var, öyle değil mi? Tamam. Bu yüzden çok korktum işte. Tam da bu yüzden. Benim katil olmak gibi bir seçeneğim yok bir tanem. Tamam mı? Kaçtı. Engel olamadım. Sen elinden geleni yapmışsın çiçek kızım. Bundan gayrısı onun yüreğine kalmıştır. Abimin yüreğine ha? Ne yazık ki buna güvenemeyiz. Tedbir almalıyız Hüseyin ağa. Şimdi herkes için daha tehlikeli. Parası yok. Gidecek yeri yok. Yardım isteyecek diyorsun. Evet. Buna izin veremeyiz. Aşiretten hiç kimse ona yardım etmeyecek. Senden bunu sağlamanı istiyorum. Başımla bir. Sağ ol. Şu hale bak. Hiç aklıma gelir miydi? Abim hapse girsin diye uğraşıyorum. Arifler geldi mi? Yok ağam, daha gelmediler. Var mı şimdi? Yok ağam. Her yere baktınız mı? Baktık ağam, yok. Of be, of. Hadi devam edin arabaya. Hadi. Yengem. Bulacağız Aydın. Hadi biraz sakin ol. Sil gözün yaşını. Nasıl sakin olayım Savaş? Delikanlı çocuk. Bir hışım çıkıp gitti evden. Bilmiyorum ki ne yapar, nereye vurur kendini. Hala var mı haber? Arıyoruz her yerde. Bulacağız abla. Hey Allah'ım, nerede bu çocuk? Sen kur ya Rabbim. Ah evladım benim. Nerede bu çocuk Pala? Nereye gider? Dedim ya Fidan. Bakıyoruz her yere. Bulacağım oğlum. Sana öfkesinden yaptı bunu. Biliyorsun değil mi? Fidan tamam. Kapatalım şimdi. Neyi kapatalım? Daha düne kadar gözünün içine bakıyordu bu çocuk senin. Şimdi okuldan kaçar oldu. Beğeniyor musun yaptığını? Şş, Fidan. Yenge. Yok Yasemin. Burama geldi artık. Eğer bir şey gelirse başına... Eğer bir şey olursa çocuğuma, iki elim yakamda Pala. Yenge tamam, sakin ol. Yeter artık Fidan. Benim de canım burnumda. Üstüme gelme, iyice delirtme beni. Delirirsen delirme. Yetti artık. Üzerime gelme Fidan. Sabret Fidan. Pala istediğini yapsın. Sen içine at Fidan. Ne demek bu yenge? Huzurum bozulmasın diye sabrederken hata ettim demek oğlum. Demek kavga çıkarmam lazımmış benim. Ceyda'yı o kolyeyle gördüğüm gün yıkmam lazımmış burayı. Ceyda mı? Ne kolyesi?
sahte kolyesi olduğunu. Hiç, hiç, hiç utanmadan Ceyda ile gezip tozduğunu anlat! Haldun gencecik çocuk, hissetmez mi sandın bunları? Ne bakıyorsun bana? Sen anlat! Sen daha iyi bilirsin ne yaptığını! Anlat! Nereye? Beykoz'a. Bir dakika abi ya. Vazgeçtim. Başka bir yere gideceğim ben. Dayı. Benim hiç konuşacak halim yok oğlum. Ben de bir şey sormayacağım zaten. Seni merak ettiğim için geldim. Boş ver beni. Ben sadece oğlum merak ediyorum. Eğer kötü bir şey olsaydı çoktan duymuştuk şimdiye kadar. Haldun yalnız kalmak istedi herhalde. Bunları da hesaplayamadı. Haklı Fidan. Benim yüzümden. Çok büyük hata ettim be Savaş. Fidan'ı da oğlumu da üzdüm işte. Allah kahretsin. Kolye dediğin o demek. Bu salonda gördüm abla. Beynimden vurulmuşa döndüm. Bir güzel takıp gelmiş kolye. Ay nasıl tuttun sen kendini o gün? Bir Allah bir de ben biliyorum abla. Ama dayanamadım işte. Bu akşam patladım sonunda. Haklısın, haklısın. İyi bile durmuşsun bunca zaman. Evimize gelip çıkıyordu bu kadın. Ay büyük rezillik. Ah vallahi ah. Ah. Benim yüzümden hep. Ceyda'nın gelip içimize kadar girmesine ben sebep oldum anne. Allah Allah. Sen nereden bilecektin kızım? Ay yok. Savaş ona hiç güvenmemişti. Hep temkinliydi ona karşı. Keşke ben de önceden görebilseydim. İnsanlara güvendiğin için suçlama kendini evladım. Biz herkesi kendimiz gibi biliyoruz. Aklımıza gelir mi hiç? Ay yok anne yok. Hatanın büyüğü bende. Ceyda bu. Dün tanımadım ki ben bunu. Ciğerini biliyorum ben onun. Yasemin. Merhaba Yasemin. Ceyda yazıklar olsun sana. Anlayamadım. Sana güvendim. Güvenmemem için bir yığın neden varken ben sana güvenmeyi seçtim. Sen bunu mu yapacaktın? Gerçekten anlamıyorum. Nasıl bir insansın sen? Yasemin bir dakika. Sakin olur musun? Neler oluyor? Çok iyi biliyorsun neler olduğunu. Pala dayıdan bahsediyorum. Hiç mi utanman yok senin? Neye sığıyor bu yaptığın? Yasemin dinler misin? Bu benim özel hayatım. Biz iki yetişkin insan... Sen yetişkin falan değilsin. Yaptığın yuva yıkmak. Hem de benim ortağım sıfatıyla. Sözlerine dikkat et Yasemin. Dikkat etmiyorum. Bu konu da burada kalmayacak zaten biliyorsun. Kalmasın. Ne istiyorsan onu yap. Hiç şüphen olmasın bundan. Ama öyle yani. Aman bırak. Allah'ından bulsun ya.
Haldun? Ne arıyorsun sen burada? Ne yaptın sen ya? Sen ne yaptın? Haldun içeri gelsene, öyle konuş. Gelmeyeceğim. Tamam. Peki ama etrafı rahatsız etmeyelim istersen. Bana ne? Benden daha mı çok rahatsız olacaklar? Çok güvendim sana ben. Nasıl yaptın bunu? Haldun ne olur içeri gel. Lütfen içeride konuşalım. Lütfen. Gel şöyle. Şöyle tutun bana. Ya bırak, dokunma. Ya bırak tamam. Beni. Sen ne yaptın? Tamam. Gir şöyle. Hadi hayırlı haber inşallah. Sen deli misin be? Ceyda. Şeytan diyor git. Tamam dayı, bırak, sırası değil. Aldandım sana. Aptal gibi kandım işte. Ceyda gibi bir kadın beni beğenecek. İsteyecek ha. Gururum okşandı. Kafam karıştı. Olan olmuş bir kere. Kahretme kendini bu kadar. Ne bileyim altından başka bir şey çıkacağını. Nasıl yani? Fotoğraflarımızı çektirmiş. Niye? Ya yemek falan yediğimiz sırada fotoğraflarımızı çektirmiş. Ben nereden bileyim? Tamam artık. Bitsin bu iş deyince de çıkardı ortaya. Şantaj yani. Fidan'a göndermekle tehdit etti. Fidan biliyordu zaten biri olduğunu. Meğer Ceyda olduğunu da öğrenmiş. Ha. Ne oldu dayı? Bulundu Haldun. Merak etmeyin. Almaya gidiyorum ben. Ah çok. Neredeymiş oğlum? Neredeymiş? Savaş. Savaş. Niye Pala bir şey söylemedi? İyi miymiş Haldun? Nerede bulunmuş? Savaş, öleceğim meraktan. Ceyda'nın evindeymiş. Mesaj attı az önce. Ne? Neden gitmiş oraya? Niye bu kadın çıkıyor her yerden? Dur, dur Fidan. Sakin ol. Yenge. Haklısın. Çok haklısın. Ama dayım da çok pişman. Baştan düşünecekti bunu oğlum. Son pişmanlığın faydası var mı? Bilmem ki yenge. Sen söyle. Haldun. Baban geldi. Çok şükür. Öldük meraktan be oğlum. Hadi in arabaya. Geliyorum ben. Tamam. Bira içmiş sanırım. Sadece biraz kahve verdim ben. Gönderdiğin zarfı yırtıp attım Ceyda. Sen de aynını yapacaksın. Herkesin haberi var olanlardan. O fotoğraflarla hiçbir şey elde edemezsin. Aklın varsa bundan sonra benden de, ailemden de uzak durursun. Yoksa canı yanan ben olmam.
Aa, burada mısınız hala? Yattınız sanıyordum ben. Haldun sağ salim geliverince elim kolum boşaldı. Kaldım burada böyle. Yatacağım birazdan. Peki Şahnur Hanım. İyi geceler. Bir şey mi söyleyeceksiniz bana? Şey, otursana biraz yanıma şöyle. Anne. Söyle yavrum. Ben özür dilerim gittiğim için. O da bilsin istedim, tamam mı? Üzemez kimse benim annemi. Sen ne zaman büyüdün bu kadar? Ha? Dün ana kuzusuydun da bugün ananın muhafızı mı oldun sen? Hı hı, oldum, evet. Yalnız böyle habersiz kaybolma ortalıktan, iyi mi? Yoksa ben de kaybolurum. Yanarım, mahvolurum. Tamam, bir daha yok. Yeter ki sen üzülme. Tamam. Sen de iyi ol artık. O zaman benim yüzüm daha çok güler. İşte derim. Benim oğlumun yüreği ferah. Annesine kuvvet veriyor. Hiçbir şey canımı sıkamaz benim derim. Benim bir kızım var ya Yasemin. Evet. İşin doğrusu artık iki kızım var. Savaş oğlumun karısı, Yasemin kızım var benim. Sağ olun. Sen de sağ ol. Yüzümüzü güldürdün hepimizi. Evlenip döndüğünüzden beri hep içimden geçiyor. Fırsat bulup söyleyemedim. Yasemin, ben sana nasıl kızım diyorsam, yani öyle lafın gelişi değil, ha içimden geldiği için diyorsam, az evvel sen Şahnur Hanım deyince söyleyeyim artık dedim. Bu tatsız akşamdan güzel bir hatıra olacaksa. Olsun tabii, iyi ettiniz söylemekle. Anne. Merhaba. Hoş gelmişsin beyim. Çiçek Hanım evde mi? Evdedir. Ben hanıma haber edip geliyorum. Hanıma. Tabii tabii. Buyursun, içeri al hemen. Herkesi tedirgin ettim galiba. Buraya gelip gidenlere benzemiyorsun pek. Hoş geldin, otursana. Hakan, rahat olur musun biraz? Tamam, buraya gelip gidenlere benzemiyorsun ama düşman olmadığın da belli. Tamam. Peki, acaba... Acaba? Dostluktan öte duygularla geldiğimi söylesen. Seni çok kırdım Hakan. Yine de bunları söylemen, ne diyeyim, çok hoş. Sen daha çok kırıldın Çiçek. Yani düşünsene, abinin yanında olmak için gelmiştim bu eve. Evet. Ama şimdi abim bir kanun kaçağı. Ben de kendimi bir hanım ağa olarak bulmuş durumdayım. Evet, tuhaf bir durum. Ne oldu? Bu hanım ağayı öyle çok öpmek istiyorum ki. Gerçekten hiç benzemiyorsun buraya gelip gidenlere. Tamam canım.
içimden geleni söyledim. Yaramazlığa kalkışacak değilim. Kahve? Nasılsınız Şahnur Hanım? İyi misiniz? Aklım sizde kaldı. Nasıl olayım Leyla Hanım? Ya bu bizimkilerin hali perişan etti beni. Hepimiz üzüldük. Sade ben değil. Düzelir inşallah, ne diyeyim? Ben sizin için korktum asıl. Rahatsızlanacaksınız diye. Fazla uzadı artık Leyla Hanım. Bilmiyorum ki. Demek ki çekecek çilem varmış. Aa, söylemeyin böyle Şahnur Hanım. Kader bu. Daha neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Hangimiz biliyoruz ki? Orası öyle de. Ben uzun zamandır hiç huzurlu değilim Leyla Hanım. Çok uzun zamandır. Ama siz her şeyi tek başınıza halletmek istiyorsunuz. İçinize atıyorsunuz. Yani nasıl dayanıyorsunuz şaşırıyorum bazen. Onunla alakalı değil söylediğim. Hatalarım çok Leyla Hanım. Pişmanlıklarım çok. Vakit daraldıkça büyüyor huzursuzluğum. Sizi rahatsız etmeyeyim daha fazla. Dinlenin biraz Şanlı. Allah rahatlık versin. Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. Canım, her şey bir hataydı diyebilseydim keşke. Diyemem. Benim için değildi. Hiçbir dakikası değildi. İnsanın kalbi söz dinlemiyor. Sana sevdalandım. Sevdamı görmezden gelemedim. Bunu çok iyi bil ve hiç unutma, olur mu? Birkaç güne kadar Van'dan ayrılıyorum Asim. Sen evlisin, ben gurbetteyim. Böyle devam edersek ancak bir hatayı büyütürüz beraberce. Ne sana, ne ailene, ne de kendime böyle bir şey daha fazla yapamam artık.
Bütün ömrümü senin yanında geçirmek istesem de yapamam. Ama sen bana gelebilirsen, bu gizli, bu yasak halimize son verirsen, her şey bambaşka olur. Yapabilir misin Hasip? Gelebilir misin bana? Yarın işten çıktıktan sonra yine aynı yollardan yürüyüp eve döneceğim. Karşıma çıkıp seninle geliyorum der misin bana? Eğer gelirsen hayat boyu birlikte güleriz belki. O taraftaki gibi. Seher. Belki de giderdin ha, Hasiba. Bunca yükü kaldıramadı babamın nazarlığı. Bütün bunlar olmadan önce çatladı. Benim seni deli gibi merak ettiğim sıralarda. Canım, bu konuyu açmasak olur mu? Gelsene. Ceyda'ya telefon ettim, ağzıma geleni söyledim. Bu kadarla kalmayacağım tabii. Darmadağın etti ortalığı. Neyse sen üzme kendini. Sinirini bozacak şeyler yapma. Bilmem, sana bağlı. Hep yanımda tutsam seni böyle sıkı sıkı. Kahvaltıyı kaçıracağım. Öğle yemeğinde buluşalım mı? Seni seviyorum Savaş. Günaydın canım. Günaydın. Çok erken çıkmışsın. İşlerim var biraz. Notumu gördün mü? Gördüm. Gerçi ben hem kahvaltıda hem öğlen yemeğinde beraber olalım isterdim ama. Bugünlük böyle oldu. Yarın aynen dediğin gibi yapalım. Ne dersin? Tamam, anlaştık. Bugün nerede buluşalım? Öğlene doğru gelir alırım seni. Peki. Kendine dikkat et, olur mu? Tamam canım, görüşürüz. Ay Kiraz, uyuyakalmışım. Rahat ol Fidan yenge, kimse yok da, merak etme, biz hazırladık. Ablam, o da mı kalkmadı? Yok, uyuyor herhalde. Allah Allah, hiç adeti değildir bu saate kadar uyumak. Günaydın. 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 Ay, nasılmış bakalım bugün küçük prens? Gel. Gör bakalım sen. Oh. Allah. Oh.
Baş ağrısına iyi gelir. Sağ ol baba. Tabii bunu içmek yerine birayı fazla kaçırmamak daha iyi fikir. Ben çok kötü hissettim kendimi baba. O yüzden. Biliyorum oğlum. Annem çok üzgündü. Bitsin artık bu, dayanamıyorum. Bitti. Bitti oğlum. Geçti. Özür dilerim senden. Ben de özür dilerim. Okuldan çıkıp gittiğim için. Ama işte... Biliyorum. Tamam. Annemi üzmeyeceksin değil mi bir daha? Üzmeyeceğim. Hiçbirinizi üzmeyeceğim. Biliyorum. Buna inanmak için zamana ihtiyacın var. Ama göreceksin. Üzmeyeceğim. Hadi. Geç kalma okula. Eskiden kahvaltıda kavurma yenir mi derdim tadına bakana kadar. Belli oluyor. Burayı hiç bilmiyordum. Ne kadar güzelmiş. Çok lezzetli değil mi? Sizin oradaki kadar güzel mi buranın Van kahvaltısı? Belli ki oradan geliyor. Ama ben mekanı kastetmiştim. Ferah, huzurlu. İyi ki getirdin beni buraya. Ne yapalım? Mecburen. Memleket havasıyla beni etkilemeye mi çalışıyorsun? Parklardan, kafelerden başka bir yerde görüşemediğimiz için alternatifler üretmeye çalışıyorum. Baş başa kalacağımız bir yer. Bir ara fırsat bulursak. Benim için bu kadarı bile devrim gibi. Siz devam edin. Ben bir ablama bakıp geleyim. Sırada ne var? Nereye götüreceksin beni? Listeye bakmam lazım. Böyle bakarsan iyi olmayacak yalnız. Sadece ikimizin olacağı bir yer olmalı. Günaydın Nazancığım. Günaydın yenge. Kahvaltı hazır insan. Ablam uyanmamış daha. Aa, bu saatte. Yoruldu tabii. Öyle. Hadi ben bir bakayım. Tamam. Abla uyandın mı? Abla uyuyor musun hala? Merak ettim. İyi misin? Hadi gel, kahvaltı hazır. Abla, 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 abla uyansana. Abla, abla, uyan abla, abla,
Abla, abla. Uyan ablacığım. Ablacığım uyan. Abla uyan. Yetişin. Anne, anneme bir şey oldu. Döne, Ömer'e bakın. Abla! Anne! Efendim canım. Savaş. Savaş neredesin? Yasemin ne oldu? Savaş eve gel çabuk, ne olur annen. Ne oldu anneme? Geldiler mi? Buyurun. Yukarı çıkacağız merdivenlerden. Buradan. Evet evet. Bu tarafta. Hah, geldiler. Tansiyon Anne. Hah. Efendim kızım. Ne zamandır biliyordun? Çok olmadı yeni. Tesadüfen öğrendim ben de. Kimseye anlatma dedi Şahnur Hanım. Yemin ettirdi. E iyi de önceden bilseydik tedavisi için bir şeyler yapardık. Geç kaldık belki de. Ben de söyledim kızım ama yemin ettirdi. Tamam. Dedim ya. Bilmiyorduk. Artık biliyoruz. Demek ki ne gerekiyorsa yapacağız. Hemen araştıralım. Yasemin sen anlarsın kızım. Bir soruşturuver. En iyi hastane neresiymiş? Bu işin uzmanı kimmiş? Tamam dayı, bakarım hemen. İyileştireceğiz ablamı. Başka mümkünümüz var mı? Öyle tabii. Tabii iyileşecek. Bakma bana öyle. Nasıl bakıyorum anne? Bu kadar kederle bakma. Bunun için söylemedim ya zaten. Yüzünü böyle görmek istemediğim için. Ama zaman kaybettik anne. Ben bu hastalığa teslim eder miyim seni? En kısa zamanda gidiyoruz buradan. Nereye? En iyi tedavi neredeyse oraya anne. Yeneceğiz bu hastalığı. Çare neredeyse oraya kadar gideceğiz. Savaş. Seni dinlemeyeceğim anne. İtirazla dinlemeyeceğim. Gerekirse sırtımı alır öyle giderim seni. Oğlum,
Gözümün bebeği. Sen de duydun. 4-5 ay dedi doktor. Ya dediyse dedi. Ben 4-5 yıl yapmak istiyorum onu. Daha yıllarca beraber olmak istiyorum seninle. Ben de onu istiyorum evladım. Sizinle beraber olmak istiyorum. Ama gurbet ellerde değil. Huzurla, kendi evimde, sevdiklerimin yanında. Tamam anne, konuşuruz. Anneciğim, nasılsın? Kızım da burada. Gel, gel, gel. Daha iyiyim şimdi. Güzel kızım benim. Ne kaynatıyordunuz burada? Ne kaynatılır Savaş'la? Akıllar veriyordu bana bir yığın. Doğru şeyler söylemiştir mutlaka. Dinleyeceksin değil mi anne? Hı? Çok şükür Allah'ım. Ne güzel evlatlar verdin bana. Sağ ol Cemal. Gidecek yerim yoktu. Bana kızgınsın ama yine de yardım ettin. Gidecek yerin, yolun belli Yavuz. İkimizin yolu bir. Kızgınlık, kırgınlık kaldırmaz bu dava. Haklısın. Öz kardeşim bile beni sattıktan sonra. Bırak artık bunları. Önümüze bakalım. İşimize bakalım. Ne yalan söyleyeyim. Vazgeçince kızmıştım ama fikrini değiştirdiğine sevindim. İşimizden sözümden vazgeçmiş değildim Cemal. Sırada başka hesabım vardı sadece. Neyse, geçti bitti. O hesaplar kapansın ki yeni defterler tutalım, değil mi? Öyle. İşimize gücümüze bakalım. Her şeyi hazır ettin mi? Ne zaman hareket alıyoruz? Bağlantıyı sen kuracaksın. Benim teşkilat tamam. Kurarız. Orası kolay. Annen çok kararlı değil mi? Evde olmak istiyorum diyor. Hem dinlemek istemiyorum onu. Hem de zorlamaktan, üzmekten korkuyorum. Annem böyle daha mutlu olacaksa. Çok tuhaf. Annemin böyle daha mutlu olduğunu düşüne düşüne. Sonunda o gün gelecek. Bu ev onsuz olamaz ki. Annem içinde yaşamadıkça. Biz kavga edip barışmadıkça. Nasıl olacak ki hayat bundan sonra? Hayat hep böyle olacak canım. Hep böyle olacak. Onlar bizim ellerimize bırakacak onu. Biz de çocuklarımızın ellerine. Müzik
Korkuyordu. Yüzünde, ellerinde gördüm. Titriyordu. Şu anda gördüğümden bambaşka bir korku. O zaman kurbandın, şimdi katil. Çiçek, yeter artık. Nasıl bu kadar değişti? Kuşları vurmasınlar diye arkadaşlarının sapanlarını saklayan abim nasıl böyle ölüm saçan bir canavara dönüştü? Günaydın. Evet, şimdi aydınlandı. Efendim? Sesini duyunca günüm şimdi aydınlandı. Buldun mu? Neredeymiş İstanbul'da en iyi otlu peynir? Çiçek, şunu itiraf etmeliyim ki otlu peynir zerre kadar umurumda değil. Çiçek, ben sensiz yapamıyorum. Biliyorum, zamanı değil. Hakan, ben... Biliyorum. Bir şey söyleme. Hiç acelem yok. Sadece... Sadece? Sadece günaydın. Günaydın. Babanı bulunca sattın beni hemen. Gelirsin ama sen yine bana. Öyle deme. Özledik biz birbirimizi. Değil mi oğlum? İyi canım, bir şey demedim. Kahvaltı birazdan hazır. Hanım ağaya bakayım mı? Yok Kiraz, ben bakarım. Al bakalım oğlum. Günaydın. Günaydın abla. Günaydın. Aa, bak halamız da burada. Ben yukarı çıkıp geliyorum hemen. Nasılsın abla? İyi. Sen? Biz de iyiyiz. Tamam. Söyle, yazıyorum. Güzel yuva sokak 21. Kaç dedin? 4. Tamam. Sağ ol. Aa, girebilir miyim? Gel Yasemin, gel. Nasılsınız bakayım dedim. İyiyim şükür. Kahvaltınızı buraya mı getirelim diyecektim ama inersiniz herhalde. Birazdan hazır olur. Yasemin, savaş çıktı mı? Yok, aşağıda. Otursana azıcık, gel. Savaş iyi mi Yasemin? Bilmiyorum anne. Hiç bilmiyorum. Günaydın. Günaydın. Yasemin nerede? Annemin yanına çıktı. Ben yedireyim Ömer'e o zaman. Gel anneanneciğim. Aferin benim oğlum. Annem ya. Abla. Abla yapma, ne olur. Ne yapacağım bilmiyorum Savaş. Nasıl dayanacağım? Hiç hazır değilim ki ben. İnsan nasıl hazırlanır ki böyle bir şeye? Bence yapabileceğimiz tek bir şey var abla.
Annem huzurlu olmak istedi ya. Bunun için uğraşalım. Hazırlıklı olacaksak bunun için olalım. Gözün içine bakalım. Mutlu edelim onu her saniye. Doğru. Haklısın. Hadi ağlarken görmesin seni. Konuşmak istemiyor. O sessiz olunca ben huzursuz oluyorum. Anlıyorum da haklı. Yavuz'un neler yapabileceğini biliyoruz. O serbestken. Ay kusura bakmayın, ne olur canınızı sıktım sizin de. Olur mu kızım, bilmiyor muyum? Savaş'ın omuzlarındaki yük çok ağır. Biraz daha artacak. Nazan yavrum daha toparlanamadı. Mustafa'm başka türlü. İkisinin de Savaş'ın desteğine ihtiyacı olacak. O hep güçlü olmak zorunda. Üzülüyorum bazen. Haksızlık gibi geliyor. Sonra rahatlıyorum ama. Çünkü biliyorum yalnız değil. Ona sen destek olacaksın. Her zaman. Onun için yapamayacağım bir şey yok. Canımı bile veririm ama. Ne yapacağımı bilememekten korkuyorum sadece. Kendini bana kapatırsa nasıl olacak? Ne yapmam gerektiğini nasıl bileceğim? Bileceksin. Korkma. İçini dinle kızım. Yüreğini. İçinden gelen sese güven. Tek kılavuzun o. Ya hata yaparsan? Yapacaksın. Herkes yapar. Ama yüreğini dinleyip yaptıysan, o her zaman doğrudur. İyi misiniz? Ha? İyiyim, iyiyim. Hadi git kahvaltını et. Küçük hanım acıkmıştı. Siz gelmiyor musunuz? Kaç numaraydı hanıma? Hanıma? Ha. 21. Burası hanıma. Sen burada bekle. Baş üstüne. Hanımım. Sen burada bekle Halil. Baş üstüne hanıma. Evladım nerede kaldın? Hay Allah. Kusuruma bakmayın. Ben de sucu geldi diye. Buyurun. Kime bakmıştınız? Seher Hanım benim. Tanımadın mı? Ben Şahnur. Şahnur Baldar. Ne yapıyorsun? Maillere bakıyorum. Çıkacağım şimdi. Annem nereye gitti sabah sabah? Birini göreceğim dedi. Bir tanıdığı galiba. Bu kadar mı? Bu kadar.
Siz gelin kaynana sır mı saklıyorsunuz yoksa? Yok canım, ben de bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Bir şey soracağım sana. Silah artık kutusunda duruyor değil mi? Koydun mu yerine? Evet. Yerinde duruyor artık. Sadece kendim için istemiyorum bunu. Ömer için de, Masal için de. Biliyorum. Biz savaş ağamızı hep yanımızda istiyoruz. Savaş ağa. Ne oldu, nerelere gittin? Abim geldi aklıma. O ölmeseydi bir savaş ağa olmayacaktı şimdi. Belki ben böyle konuşacaktım onunla. Abi kendine dikkat et. Abi dikkatli ol. Annemin haberini aldıktan sonra gidenleri düşünüyorum hep. Abimi ne çok özlemişim. Araba hazır. Tamam, geldim. Şey, Cemal abinin haberi var değil mi? Merak etme. Yakın bir yere uğrayacağız sadece. Cemal abin kızmaz. Yok abi, onun için değil de. Hadi gidelim. Nasıl bulabildiniz beni? İnsan isterse neler yapıyor. Öyle değil mi Seher Hanım? Doğru. Sağ olun buyur ettiğiniz için. Çok, çok zaman oldu. Kusura bakmayın Şahnur Hanım. Bunca zamandan sonra nedir sizi buraya getiren? 40 yıl. Neredeyse, evet. Merak ettim sizi, onun için buradayım. Merak ettiniz. Şimdi, 40 yıl sonra. Seher Hanım, ben mecburdum galiba. Mecbur mu? Anlayamadım, kusura bakmayın. Bir bardak su rica etsem acaba mümkün mü? Tabii. Efendim Hakan. Savaş, neredesin? Evdeyim, şirkete gideceğim. Hayırdır? Hiç. Ya seninle konuşmak istediğim bir konu vardı da. Ama uygun değilsen daha sonra da... Yok, uygunum. Şirkette konuşuruz. Çıkıyordum ben de. Çıkma Savaş. Neden? Çıkma, çünkü ben sana geliyorum. Yoldayım. Hakan, iyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Gelince anlatırım. Tamam, bekliyorum, hadi. Buyurun. İyi misiniz? Bir tansiyonunuza bakalım mı? Yok yok, teşekkür ederim. Yaşlılık malum, bir yığın ilaç içmek demek. Neyiniz var? Geçmiş olsun. Siz ciddi ciddi hemşireliğinizi hatırladınız. Unutmadım ki hiç. Cevap vermediniz. Hiç istemiyorum hastalık konuşmak. Ciddi bir şey olmadığı için mi? Yoksa çok ciddi olduğu için mi?
peki. Anladım galiba cevabı. Ne yapıyorsunuz şimdi? Emeklisiniz herhalde. Emekliyim. Yine iğneye falan gidiyorum evlere ama çalışıyorum denemez tabii. Eşiniz? Evlenmedim Van'dan ayrıldıktan sonra. Seher Hanım, o zamanlar yaptığım şey ailemi korumak içindi. Bunun için Van'ı terk etmenizi istemiştim sizden. Şimdi belki bu rahatsızlıkla da beraber pişmanlık mı duyuyorsunuz? Ailemi koruduğum için değil. Bunun için kimse pişman olmamalı. Ben de çok sevdim Hasiba'yı. Benim pişmanlığımın sebebi çok başka Seher Hanım. Hakan, anlatacak mısın artık? Savaş, sana söylemem gereken bir şey var. Önemli. O kadarını anladık. Yok ya, ben bu defa senden gizleyemem Savaş. Bir kere hata yaptım, kahroldum. Hakan, geçti bu konu, bitti. Kapandı. Benim bir kırgınlığım yok artık. Tamam, sağ ol, anlıyorum da... Ama o konuya neden olan asıl konu kapanmadı. Oğlum, Türkçe konuşsana. Yani unutamadım. Uğraştım. Vazgeçtim kendi kendime ama olmadı. Ya yapamadım, çıkmıyor aklımdan. Böyle işte. Sen ciddi misin? Çiçeğe aşık mı oldun sen? Evet. Yani başka bir adı yok bunun. Çiçeğe söyledin mi? Hayır. Henüz değil. Ama ya biz görüşüyoruz. Ve ben onu her gördüğümde daha çok yanında olmak istiyorum. Hatta hiç yanından ayrılmak istemiyorum. Evet, belli oluyor. Öyle, doğru. Yani ben bu kez gelip hemen söylemek istedim sana. Sen dua et, onlarla barıştım. Lara! Az kalsın tanıyamayacaktım. Genç kız olmuşsun. Merhaba Yavuz amca. Aferin. Demek hatırladın beni. Tabii. Çiçek ablanın abisisiniz. Beraber yemek yemiştik bir gün. Çiçek ablaya mı geldiniz? Sabah düştü, bileğini incitmiş. Ama iyi şimdi. Haber vereyim. O çalışacaktı biraz daha. Yok yok. Ben zaten geçerken uğradım. Bölmeyeyim şimdi çalışmasını. Gel, seni ben bırakayım. Olur. Gidelim. Böyle büyük bir pişmanlığım var benim Seher Hanım. Şahnur Hanım, benim bir ricam var sizden. Buyurun. Duymayın pişmanlık. Ben Van'dan ayrıldım, buraya geldim. Seneler içinde acımı, üzüntümü bir kenara bıraktım. Hayatımla barışmayı becerdim.
Şükrediyorum bunun için. Size bir kızgınlığım, sitemim, hiçbir şeyim yok artık. Müsterih oldum. Sağ ol. Çok iyi geldi bunu işitmek. Ha diğer konuda da, o konuda da sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yoktu. Öyle demeyin. Sahiden yoktu, düşünsenize. Kapatalım bu konuyu lütfen. Tabii. Anne evde misin? Buradayım oğlum, gel. Misafirimiz var. Merhaba. Merhaba. Hasip, bak Şahnur Hanım. Ta Van'daki senelerden bir tanıdık. Öyle mi? Eski bir dost ha? Ne güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasip. Yaralarımı sarayım. Payıma düşmüyorsun belki, hakkım değilsin. Yine de gel, bir senin yanında ben olayım. Saklasın bizi boğazında dümlesin. Kimseler göremesin, bulamasın ikimizi. İstanbul saklasın bizi boğazında dümlesin. Kimseler göremesin, bulamasın ikimizi. Kuralına uymaz hayat.